Nadir Bey Kurumbayev. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam, Rahmetullah. Oğuz yaşını ses. Alhamdulillah. Ustaz, hadis boyunca bir savalım var. Şun gör, uzak bir seni izliyorum. Tamam. Kaysa bir insanın iki topuğundan kıyımı oyağından bahsi de olsa, uzun cayını cahannamdan kursdan digen imam Bukhari'den ki gen hadis var. Hı. Şunu bir uzakla bir olasız mı digen de. Hı. Xo'p, buni isbalul izar deyiladi. Bu hadis Peygamber aleyhissalatu vesselamdan nafaqat İmam Buxoriyda, boshqa bir qancha raviylar orqali ham kelgan. Buni Abu Zar radhiyallohu ta'ala anhu Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyatlari Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadilarki, "Salasatun la yukallimuhumullah yawm al-qiyamah." ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب degan ekanlar. Mana shu hadis birinchisi. Bunga o'xshagan hadislar ko'p. Bunda nima deyaptilar? Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytayaptilarki, uchta toifa bor, uch xil inson bor. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida ularga qaramaydi. Ya'ni rahmat nazari bilan qaramaydi. Ular bilan gaplashmaydi. La yukallimuhumulloh. Alloh taolo ularga gapirmaydi. Ularga rahmat nazari bilan qaramaydi. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ularını poklamaydı. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ularga alamlantiruvchi azob bo'ladi, dedilar. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu gapni 3 marta aytgan ekanlar. 3 marta. Şunda Abu Zar aytadilar ki, bay bay bay, o'sha 3ta toifa tamam bo'ldi, rasvo bo'ldi, yutquzdi. Ya Allohning rasuli kim? Kim ular? Dedim dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam musbil dediler. Musbil o şey kiyimini uzun kılıp yürüdüken adam. Bunu şarkıda hazır eytemem. Kim o musbil? İkincisi el mennan. Mennan hıyan yakşiliğini minnet kılıyor çoğu adam. Bir yakşilik kıladı arkasından minnet kıladı. Sen yakşilik kılıyordun ki deydi. Üçüncüsü bazarda narsasını yalgan kasam bilen utkazadıken adam. Yolg'on qasam ichadida narsasini maqtab o'tkazib yuboradi. Qulibni sotyapti hozir, ustiga eng chiroyligini terib qo'yadi. Olib ketasiz, uyga borib bitta olsangiz, tagida hammasi mayda turgan bo'ladi. Olmalarni chiroyligini beradi, orqasidan axlatini qo'shib yuboradi. Mana shunaqalarini payg'ambar alayhissalotu vasallam nima deyaptilar? Alloh subhanahu va taolo ularga gapirmaydi. Alloh subhanahu va taolo ularga rahmat nazari bilan qaramaydi. Allah subhanahu wa ta'ala ularını poklamaydı. Dediler. Bu dedi, musbil kim dese, musbil bu Araplardaki odatke, urufke muvafık bugün narsa. Kiyimini kibir bilen uzun kılıp yürgen adam. Araplarda kiyim kelte bulsa, yani kiyimini tufuğudan tiparakta bulsa, kembeğallikke dalalat bugün. Çünkü materyalge pulu yetme geldiği için kiyimini kelta kıp koyuyor. Şunu için onu kembeğal değilken pas nazar bilen kararlıken. Boylar kiyimini uzun kılıp hatta ki südürep yürüdüken derecede kıyken. Ve bu kibirden bugün. Kibirden bu geldiği için bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam kibirini nazarda tutup eytiyiptiler. Bu degeni kibirsiz bulsa uzun kılıp asıltırıp yürüvursun, südürüp yürüvursun kiyimini degenemez. Bu birinci manası. İkinci manası kiyimini şuna kenge asıltırıp südürüp yürse necasatke tegedi. Necasatke tekkeni sebepli namazı namaz bu miydi? Şimdi kızıklı ki eğer bunu umumi düşüne degen bu seyiz umumi. Kim kiyimini uzun kılıp kiyse tufuqdan paske düşürse onda cehennemge keterken de deseyiz ayollarga uzun kılıç buyurulgen.
Hatta ayollarga yani umumul belva sıfatıda fatvayan verilgen kiyimi uzun bulsa mabada yerde necasatlarga tekken bulsa birinci tekkenini kiyingi suduragen taza tuprak taza neydi deyişken. Demek bu cayda kiyimini uzun kılışı bilen cehennemge çüşüp kalmaydı. Ne mi bilen çüşü mümkün? O şey kiyimini uzun kılıştan kibir bilen bu işini kılgen bulsa cehennemge çüşedi. Menden hem şu. Mendan şu. Yani kıyan yakşiligini minnet kıladı. Allah birgen nimetini verdi, meniki deydi. O şey sebepten onge Peygamber aleyhissalatu vesselam katlık yapır ettiler. Yalgan yaparıp satken adam dünya matası için imanını ortaya koyu yaptı da. O şey için onu katlık keskin tankıtık yaptılar. Başka hadisem var. Abu Sa'idin'in Hudri radıyallahu ta'ala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem eytediler ki yani İzratul muslim ila nisfi s-saq la haraj au la junah fima beynehu beynel ka'beyni ma kana asfala minel ka'beyni fahuwa finnar men jarra izarahu bataran lem yanzurillahu ileyhi. Ben şu hadiste bunu İmam Abu Davud, İmam Nesailer, İbn Muce, İmam Ahmet kiltirgen, İbn Dakiqul İyd bu hadisini sahih degen. Bana şu hadiste karayın. Mutlak izarını yani kiyimini uzaytırıp yürüyen adam hak demez. Belki kiyimini bataran. Bataran degeni kibren degeni. Adamlardan uzunu üstün koyup. Ben senlerden göre kiyimini şuna kadar kiye alamam degen fakir bilen uzun kılsa. Onge nispeten Allah-u Teala onge rahmet nazarı bilen karamiydi diyebdiler. Yukarıdaki hadisini İmam Müslim keltirgen Abu Zer'in rivayetlerini. Bu yukarıda etken hadisimizin devamı bu. Demek bu kayıtlıydı. Yani bir cayda huyala kegen. Huyala degeni uyan kibir bile. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu kim kibir bilen kibir bilen kiyimini asıltırıp yürse cennet kirmeydi dediler, katlık yapardılar. Şunda Abu Bakr radıyallahu anh'a ettiler ki Allah'ın Resulü, ben hem kiyimimini güzel buluşunu haklıymen, çıraylı buluşunu haklıymen, ben hem çünkü kiremem mi degeller de, yok sen onlardan mesten degeller, sen kibir kimiysen degeller. Kiyimini güzel buluşluğu, çıraylı buluşu, uziyizini urfinizge muvafık, dini şeriatke zıt bulmayı degen şekilde buluşluğu makul. Fakat kiyim kiyişlikte başkalarından özünüzünü üstün koyup, başkalarını şu kiyiminiz arkayı kemsite degen bulsanız bu hadislerge kırıp kalır. Asıl sıfat, o şey kiyimini uzaytırıp kiyip yürüyüşlik metneden közlengen asıl vajhu delil, yani Arapça kılıp etken de delilinin aslı maksadı kibirge bağlıq. Kiyim kiyerken siz kibirli bulsanız, onda yukarıdaki tahdid hadislerge kirip kalasız. Şunlar değil mi?